Ya eksikleri çoktu da yeni gelen valiyle birlikte eksikler giderilmeye başladı. İnsanlar eksik. Saygı kalmamış, sevgi kalmamış, bir şey kalmamış. Ne diyeyim kızım? Mesela 5 dakika duramıyoruz. 5 dakika geçemiyoruz abi karşıya. İnsanlar aklı eksik. Ya eksikleri çoktu da yeni gelen valiyle birlikte eksikler giderilmeye başladı. Soğanlı Vadisi olsun, ondan sonra Hacı Bektaş Veli'nin kampları olsun. Yani Kayseri valisiyle birlikte başladı yani şu anda eksikler. Eksikliğimiz çoktu turizmde özellikle. Yani Ürgüp çok mükemmel ama Ürgüp'teki olan turist Kayseri'ye gelmiyordu. Kalim Kavuş olsun, Soğanlı olsun, ondan sonra diğer bölgelerdeki turizmi çekebilecek hiçbir şeyimiz yoktu da yeni gelen valimizle birlikte inşallah bunları da gidereceğiz. Sadece bir deniz eksik, o da maalesef yok. İnsanlar eksik. Saygı kalmamış, sevgi kalmamış, bir şey kalmamış. Ne diyeyim kızım? Ortalığı görüyoruz işte. Millet hep bir alışveriş, bir çaba bir şeysinde, bir anlamadım ki neyse. Ne diyeyim ben daha? Hayat başını almış gitmiş. Çoluk çocukla perişan. Yani okul açılacak. Kimin var, kimin senin yok. Vallahi biz de şaşırdık. Ne olacaksa canına gideyim. İşte bu hayat bu. İnsanlar birbirine saygısızlar. O ciddi bir problem. Eğitim problemi var ama bu böyle kültürel eğitimle ilgili bir problem var. Birbirlerine saygı problemi de var. Bir de aşırı küfür ediyorlar. O da çok yanlış bence. Sadece belki otopark eksik. Otopark eksik. Nasıl diyeyim? Mesela yokuşlarda yollar çok kötü abi. Bisikletle geçemiyoruz. Sonra abi kavşaklarda hiç ışık yok. Araçlar hep geçiyor. Mesela 5 dakika duramıyoruz. 5 dakika geçemiyoruz abi karşıya. Buna destek olunması lazım. Belediyelerin özellikle bu eğitime destek verirlerse iyi olur. Yani daha çok bunlar desteklenmesi gerekiyor. Yani öğrencilerin özellikle imkanları, burslar verilmesi iyi olur. Yani belediyenin bunlara ihtiyacı olan öğrencilere burs vermesi, bu şekilde şeyler olabilir yani. İletişim eksikliği var, park eksikliği var, eğlence eksiklikleri var. Bir takım şeyler daha var yani işte. Önemli olan işte insanların huzurlu bir şekilde yaşaması. Raylı sistem de gelecek inşallah. Gelecek, şu anda temel atılmış durumda. Raylı sistem 2-3 sene sonra gelecek, 4 sene sonra. Öyle bir gözle görülür Kayseri'nin bir eksikliği yok şu anda. Benim gördüğüm, zaten eksiklik olursa söyleniyor. Allah razı olsun, belediyelerimiz 25 senedir, 30 senedir güzel hizmetler yapılıyor. Kayseri'nin neye ihtiyacı var? Valla daha çok insan gelsin. Ne kadar büyük şehir o kadar çok gelişir. Konserler olsa yani olabilir. Yani daha çok gençlere yönelik bir şey. Eğitimle alakalı birçok şey aslında olabilir. Kayseri'nin öncelikle işe ihtiyacı var ablacığım. Yani birçok işsiz çalışan üniversite mezunlarımız işsiz geziyor. En büyük sıkıntımız iş sıkıntımız. Özellikle yamaç paraşütümüzün turizme açılmasını arzu ediyorum. Erciyes'imizin keza aynı şekilde. Erciyes'imiz Türkiye'nin bildiğim kadarıyla 3. ya da 4. bir kayak merkezi olarak biliniyor ama maalesef turizm açısından da pek o kadar bir Erzurum Palandöken gibi, bir Kartal Kaya gibi aman aman bir tanıtım yapıldığını düşünmüyorum ben ablacığım. Kayseri'de insanlar aklı eksik.